Fethiye'nin altyapı tabi sıkıntı yaşadık. Sıkıntı yaşandı ama yapılan sonuçta Fethiye için yapılıyor. Fethiye için yapılan şey güzel. Bu 15-20 yıl önceki yapılacak olan işlemler yapılıyor. Tabi bu yapılan işlemler karşılığında sıkıntı çekilecek. Ama tabi taksi yasak olarak tabi mağdur olduk. Çok toz somur, yollar kapalı. Oradan git geliyorsun orası orası ama tabi bu sıkıntılar olacak. Yani bugün de olacak, yarın da olacak. Mutlaka bu işle yapılacaksa bu sıkıntı olacak. Fethiye'nin bu yapılması gereken sıkıntılara göğüs gerdi. Tabi şey olarak geç kaldı. Ama yapacak elinde yapacak adamın bir şey yok ya. Ne yapacak? Firmanın birisi yapıyor, birisi duruyor. Birisi yapıyor, birisi duruyor. Bazı şirketler ertelemeye çalışıyor. İşte bazı siyasi görüşler giriyor. Yani bu siyasi görüşler girmemesi için. Girmemesi gerekiyor. Siyasi ayrı bir mesele. Herkesin bir siyasi görüşü vardır. Buna saygı duyarsın. Ama bunları da içine katıyorlar. İşte yani şöyle olsun, böyle olsun. A parti, B parti. Bunlar da girdiği anda tabii ne oluyor? İşler uzayıyor. Adam Türk Telekom'u görüyor. Bugün yapacak işi 5 gün sallıyor. Neden? İşte sallansın, geç kalsın. O öbür geliyor, oluyor. Bu yani sonuçta bu. Yani bu siyasi görüşlerin bir iş yapılıyorsa siyasi görüş benim yanımda sıfır. Yapılan işe şey etmen lazım yani arkasında. Gurur duyman lazım. Çünkü yapılan işler yarın yapılıyor. Bittiğinde güzel olacak. Fethiye'miz için olacak. Bu gidip başı yapılmıyor. Fethiye için yapıyor. Fethiye için olacak. Onun için ben Haluk Aracan'ın yaptığı işlere teşekkür ederim. Tam sıkıntı çektik çekmekte ama yapılan işlerde hani adam caymadı. Başarılı yapmasını, çalışmasını tebrik ederim.